أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bizler bir önceki dersimizde ثم لما كانت لفظة الجلالة ضالة على العظمة kısmında kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde de buradan itibaren okuyacağız. Bir önceki derste Allah lafzının delalet edebileceği manalar ve türemiş olduğu kökler veya müştak mıdır, camittir konusundaki ihtilafları bahsettik. Yani genel olarak musannif Allah lafzını şerh etti. Şimdi de diyor ki, ثُمَّ bundan sonra, lemma her ne zamanki kânet olduğu lafzatü celaleti, bu celale lafzı, yani Allah lafzı. O zülcelali vel ikram olan o Allah subhanehu ve teala'nın o celale lafzı ne zamanki olduğu ne oldu? Dalleten alel azameti vel kibriya. Dalleten delalet eder oldu. Alel azameti büyüklüğe, yani daha doğrusu yüceliğe vel kibriya ve büyüklüğe. Yani büyüklük ve yüceliğe her ne zamanki delalet eder oldu. Bu büyüklük ve yücelik ki el mustelzimeti mülazımdır. Li kahri vel galebeti. Yani galebeye ve kahra mülazım olan bu kibriya, yani büyüklük ve yüceliğe delalet eder olduğu ve tuvuhime. Vehm olarak geldi. Şöyle bir akla bir şey geldi minha bundan. Sanki ennehu teala, o Allah subhanehu ve teala mevsufun bil celali, yani celale, yücelik, üstünlük ve kahrla sıfatlanmıştır. Dunel cemali, güzellikle değil, güzellikle sıfatlanmamıştır gibi bir vehm akla geldi. Böyle bir kuruntu geldi. Erade, istedi musannif en yezkure, zikretmeyi ba'deha, bu celale lafzından sonra vasfen, bir vasıf zikretmek istedi ki mimma, o vasıflardan ki yedullu alel cemali, cemal üzerine, güzellik üzerine, hoşluk üzerine delalet eden vasıflardan bir vasıf söylemek istedi ve söyledi ki elhamdülillahi, yok estağfurullah, bismillahi errahman errahim, bu iki sıfatı getirdi. Şimdi burada söylemek istediği şu: Allah lafzı mabut olan, vacibul vücut olan o zatın ismidir. Ve bu lafız azamet ve kibriyalığa, yani üstünlüğe, yüceliğe delalet eder. Ve üstünlük ve yücelik olma makamı da kahr ve galip gelme. Yani böyle kulların üzerinde kahhar olma, onlardan ezici derecede kuvvetli olma ve onlara her daim galip gelme durumuna mülazemet etti, süreklilik sağladı. Ne zaman ki bu sıfatın zikri akla şöyle bir şey getirdi. Sanki Allah subhanehu ve teala celal sıfatlarıyla sıfatlanmıştır. Yani kahr sıfatına sahiptir. O kahhardır, galip olandır. Yani her daim galip gelendir. Ve cemal sıfatlara sahip değildir gibi bir vehem akla geldi. Böyle bir kuruntu geldi her ne zaman ki. Bundan sonra musannif istedi ki bismillah lafzından sonra Allah subhanehu ve teala'nın o cemaline, o güzelliğine delalet eden iki tane sıfat getirmek istedi ve Errahmanirrahim şeklinde söyledi. Şimdi bu açıklama ışığında tekrardan ibareyi okuyalım ki tam otursun. Sümme bundan sonra lemmâ kânet lafzatü celâleti, her ne zaman ki celale lafzı olduğu, Allah lafzı olduğu, dâlleten alel azameti vel kibriye, yücelik ve büyüklük vasıflarına delalet eder oldu. O yücelik ve büyüklük de, yani azamet ve kibriya vasıfları da el mustelzimeti mülazımdır. Mülazemet sağlar. Lil kahri vel galebeti. Kahra, kaharlığa ve galip gelmeye mülazemet sağlar. Ne zaman ki bu böyle oldu? Ve tuvuhime. Akla şöyle bir vehm geldi. Şöyle bir kuruntu geldi minha bunda. Yani bu Allah lafzının sadece zikredilmesinden. Sanki ennehu teala, o Allah subhanehu ve teala mevsufun bil celali, celal vasıflarıyla, üstünlükle, kahırla, galebe çalmakla, böyle bu tür
sıfatlarla vasıflandığı gibi, yani bunlarla vasıflanıyor dunel cemali. Cemal sıfatlarıyla, güzellikle, hoşlukla, rahmetle, acımayla, bu tür vasıflarla sıfatlanmıyor gibi bir vehm, böyle bir kuruntu her ne zamanki zihne geldi, erade, istedi, en yezkure, musannif zikretmeyi istedi, badeha, yani celale lafzından sonra, vasfen, bir vasıf zikretmek istedi, mimma, yani o vasıflardan ki yedullu alel cemali, cemal üzerine Allah subhanahu teala'nın cemal sıfatlarına, o güzellik, o hoşluk sıfatlarına delalet eden bir vasıf getirmek istedi. Niçin? Li yu'leme, bilinsin diye, ennehu, o Allah subhanahu teala zul celali vel ikram, zul burada sahip manasındadır, yani celalın ve ikramın sahibidir, zul celali yani celalet sahibidir. Vel ikram, ve ikram sahibidir. Yani kulları üzerinde kahhar olduğu gibi, onları yapmış olduklarında cezalandırmaya muktedir olduğu gibi, onlara rahmet etmeye ve onları bağışlamaya da muktedirdir. Ve onlara ikram etmeye ve onlara güzelliklerle ikrama sahiptir, buna da muktedirdir şeklinde bilinsin diye. Sebekat rahmetuhu ala gadabihi. Yani rahmeti gazabının önüne geçmiştir diyebiliriz. Evet. Fekale, işte bu yüzden söyledi ki Errahmanirrahim dedi. Rahman ve Rahim sıfatlarını getirdi. Ve hume. Şimdi bunları şerh ediyorum. Bu Rahman ve Rahim sıfatı sifatani müşebbetani. Sıfat-ı müşebbehe kalıplarıdır. Şimdi sıfat-ı müşebbehe kalıpları aynen ismi fail manasındadır. Lakin ismi failden şöyle bir farkı var. İsmi fail gelip geçerliliğe delalet ediyorken sıfat müşebbehe kalıpları subuta, sürekliliğe delalet eder. Evet, ve huma, bu Rahman ve Rahim kalıpları sifatani müşebbetani. Her ikisi de sıfat müşebbehedirler. Mebniyetani min rahime. Her ikisi de rahime fiilinden bina edilmiştir. Kel gadbani min gadibe. Yani gadibeden gadban bina edilmesi gibi gadibe sinirlendi. Gadban sinirli kişi için kullanılan sıfat-ı müşebbeh kalıbıdır. Bir de vel alimi min alime. Evet, alim sıfatı ise fail kalıbında gelmiş. Bu da yine alimeden bina edildiği gibi aynen Rahman ve Rahim sıfatı da rahime fiilinden bina edilmiştir. Fe in kulte, şayet sen söylesen. Es-sifatul müşebbehetu, sıfat-ı müşebbehe, la tubuna, bina edilmez, illa minel lazimi, ancak lazimi fiillerden bina edilir. Yani biz bu şekilde biliyoruz. Fekeyfe, nasıl yesihu sayh olur? İştikakuhuma, onların türemesi, yani Rahman ve Rahim'in türemesi, min rahime, rahimeden türemesi nasıl sahih olur? Ve mutaaddin, yani bu rahime fiili mütaaddi bir fiildir. Rahime fiili mutaaddi bir fiildir. İşte diyor ki kulna, biz de söyleriz ki innel fi'lel mutaaddiye, muhakkak ki mutaaddi fiil kad bazen yece'alu lazimen, bazen lazimi kılınır. Hangi şekilde? Bi en yunkale, nakledilmekle ile fe'ule. Fe'ule kalıbına bi dammil ayn, aynel fiilinin dammesiyle olan fe'ule kalıbına bazen nakledilerek müteaddi fiil lazimi kılınır ki biliyorsunuz zaten bina kitabında hasune yaksunu babı dediğimiz söylemiştik ki la yekunu illa lazimen, bu babda olmaz ancak lazimi fiil olur şeklinde söyledik. İşte bazen Araplar müteaddi fiillerden sıfat-ı müşebbet türettiklerinde bunu faule kalıbına naklettikten sonra sıfat-ı müşebbet kalıbına getirebiliyorlar. Sümme sonra uçtukka türetildi minhu, ondan yani rahume kalıbından. Faule naklettikten sonraki halinden türetildi. Es sıfatul müşebbehetu, sıfat-ı müşebbehe türetildi. Ve hakeze hâhune. Yani burada da aynı şekilde olmuştur. Yani ibarenin başında şunu söyledik. Yani innel fi'lel muteaddiye kad yüce'alu lazimen. Bazen muteaddi fiil lazım kılınır. Bien yunkara ile faule biden bil ayn. Yani faule kalıbına nakletmekle. Thumme ştukka minhu sıfatı müşebbet. Yani faule naklettikten sonra sıfatı müşebbehe ondan türetilir, iştikak edilir. Ha, işte ve hekeze hehune. İşte burada da aynısı olmuştur. Yani
Rahman ve Rahim sıfat müşebbehedir. Kökleri rahimeden geliyor, müteaddidir. Burada bu itirazı yaptığımızda işte rahime, rahume, rahume yani dammil ayn olan, o ayn el fiilin dammeli olan kalıbına nakledilmiş. Ondan sonra rahume kalıbından sonra sıfat-ı müşebbeh türetilmiştir. Ve hâze bu zikrettiğimiz bu kayde muttaridun fi bâbil medhi ve zem. Övmeye yerme baplarında, övme ve yerme baplarında zem yerme demektir. Medh ise övme demektir. Övme ve yerme baplarında bu muttarittir. Yani yaygın kaidedir. Muttarit yaygın bir kaidedir. Serraha bihi bu zikrettiğimiz bu kaideyi de tasrih etmiş. Evet, açıkça beyan etmiştir. Es-sekkâki fi kismi sarfi el-miftah. İmam Sekkâki Miftahul Ulum eserinde sarf kısmında bunu evet açıkça zikretmiştir. Miftahul Ulum kitabı gerek sarf, nahiv gerek belagatla ilgili birçok noktaya değinen müthiş ilmi kitaplardan bir tanesidir. Evet. Fe in kulte. Peki sen söylesen ki inner rahmete muhakkak ki rahmet fil lugati lugatte rikkatul kalb. Kalbin inceliğidir. Yani kalp böyle incelir, çok yumuşar. Kişi bunun sonucu olarak da merhamet eder. Fekeyfe nasıl yüştekkani min rahime ya da rahime de okuyabilirsiniz. Nasıl olur da rahime kalıbından iştikak eder, türer? Niye? Lienne çünkü rikkatel kalbi, kalbin inceliği, yumuşaklığı la tetesavvaru fi zati teala. Allah'ın zatı hususunda tasavvur edilmez. Fe inneha çünkü o takdedi vücudel kalbi lillahi teala. Allah-u Teala için kalbin mevcudiyetine iktiza eder, kalbin mevcudiyetini gerektirir. Allahu yani daha doğrusu yani Allah-u Teala an zâlike uluven kebira. Allah subhanehu ve teala bundan uludur, çok yücedir, büyüktür. Şimdi burada genel olarak söylemek istediği şudur. Rahmet kalbin inceliği. Misalen bir anne çocuğuna kalbi inceliyor, kalbi ona karşı şefkat ediyor, ondan sonra o kişiye merhamet ediyor. Peki desek ki bu rahime fiilinden türemiştir. Lugatte rahime kalbin inceliği sonucunda oluşan merhamete söylüyoruz. Yani kalbin inceliği sonucundaki bir kimsenin diğerine merhamet etmesi noktasında kullanıyoruz. Şimdi biz desek ki bu rahimeden türemiş sanki Allah subhanahu wa ta'ala kalp isnat ediyor gibi olmuş oluyoruz diyor Musannif. Şimdi Kur'an ve sünnette Allah subhanahu wa ta'ala'nın kalp sıfatı bize bildirilmemiştir. Allahul ale ve alem. Bu yüzden bu konuda tevakkuf ederiz. Herhangi bir yorumda bulunmayız. Ha, tabii bundan sonraki aşamadaki açıklaması bu konuya biraz daha ışık tutmuş oluyor. Diyor ki kul ne? Biz diyoruz ki İnne iştikâkahuma yani her ikisinin türemesi yani Rahman ve Rahim kelimelerin türemesi min rahime rahimeden türemesi bi'tibâril gâyeti yani nihai manadadır. Gaye son nokta manasındadır. La bi'tibâril mebâdi yani başlangıç manasında daha doğrusu iptidai manada değildir. Şimdi bakın burada çok dikkat edin. Anne çocuğuna rahmet ettiğinde iptidai mana şudur. Kalpte incelik oluşmaz. Evet, intihai olarak yani bunun gayesi de bunun sonucu olarak da o kalbin incemesi sonucunda da merhamet ediyor. Merhamet ediyor. Yani burada Rahman ve Rahim lafzının Allah istadındaki kalıp iptidai yani daha doğrusu mana iptidai manada değil nihai manadadır. Yani sonucu itibariyledir. Lienne çünkü gayete rahmeti ettefaddulu vel ihsan. Çünkü rahmetin nihai manası yani rahmetin gayesi nihai manası son noktası lütuf yani tefaddul lütuf ve ihsanda bulunmaktır. Feyekunu itlaquhuma o her ikisinin kullanılması yani Rahman ve Rahim'in kullanılması alel ihsani İhsan üzere kullanılması, ihsan manası üzerine kullanılması mecazen murselen, mecaz-ı mürseldir. Bi zikri sebebi ve iradetil musebbep.
Yani sebebi zikredip musebbebin irade edildiği mecaz-ı mürsel konumundadır. Şimdi kardeşler, mecaz-ı mürselde birbirine benzetilen bu şeyler hususunda bir bağ var, bir alaka var. Burada tam bir benzeme söz konusu olmuyor. Misal verelim. Bir kişi söylese ki şeriptu, içtim, ma'en nili, Nil suyunu içtim. Yani Nil nehrinin suyunu içtim. Şimdi buradaki kasıt normal bir bakış açısıyla dinlediğimizde sanki bu adam bütün Nil suyunu içmiş gibidir. Bütün Nil suyunu bu adam içmiş. Şimdi Nil suyunu bütünüyle bir insanın içmesi imkansızdır. O zaman burada bütünü kastediyor fakat cüz'ü irade ediyor. Bütünü kastediyor, cüz'ü irade. Yani Nil suyundan biraz içmiş. Şimdi burada da Rahman ve Rahim kelimelerini türediği rahime kökünde bütünüyle mana cihetiyle baktığımızda kalbin yumuşaması sonucundaki merhamettir. Lakin buradaki merhamet, yani burada manay kasıt olarak merhametten kasıt, yani kalbin yumuşaması değil de onun nihai manası olan, sonucu olan merhametin, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, sonucu olan merhametin gerekliliği olan tefaddül ve ihsanın tecellisi anlamında düşünebiliriz. Buna bir tane daha örnek verelim. Diyoruz ki yağmur yağdı ve hayvanlar ondan otladı. Yani hayvanlar yağmurdan otladı. Şimdi biz biliyoruz ki hayvanlar yağmurdan otlamazlar. Bu işin sonucu itibariyledir. Yani yağmur yağar, otlar da bu su sebebiyle biter ve ondan sonra hayvanlar bu otu yerler. Bakın, yağmurun kendisi otun çıkmasına sebeptir. Biz direktmen ona sebep olan şeyi zikrediyoruz. Yani burada da bir nevi rahmet bütün manasıyla baktığımızda kalbin yumuşaklığı sonucunda oluşan o merhamettir. O tefaddül ve ihsandır. Lakin burada mecaz mürsel olarak düşündüğümüzde kasıt, yani onun nihai manası olan, bu sonucu olan o şeyler olmuş oluyorlar. İnşallah burası anlaşılmıştır. Buranın tam anlaşılması için aslında kişinin biraz belagat ilminden bilmesi gerekiyor. Henüz belagat okumamış kardeşler bu kısma çok fazla takılmasınlar. Evet. Fein kulte, sen desen. Lime kuddime rahmanu aler rahim. Peki Rahman Rahim üzerine niye takaddüm etti? Niye öne geçti? Yani niye ilk başta Er-Rahman dedi, sonra Rahim dedi? Hani ilk başta Rahim de diyebilirdi, sonra Rahman da diyebilirdi. Niye Rahman'ı öne aldı diye sen söylesen, kultu, ben derim ki li münasebetihi bilafzil celale, celale lafzına münasebetinden dolayı. Hangi hususta? Fil ihtisasi bizatihi teala. Allah-u Teala'nın zatına has olması münasebetiyle, yani Allah-u Teala'nın kendi zatına has olması münasebetiyle Rahman lafzı öne alınmıştır. Bi hilafir rahim, rahim lafzı bunun hilafinadır. Niye? Liyennehu, çünkü rahim utlika ala gayri teala, Allah-u Teala'nın dışındakini içinde kullanılır. Yani Allah dışındaki bir kimse için felankes kişi Rahmandır şeklinde haşa söylenmez. Lakin herhangi bir insan hususunda Rahim diye söylenebilir. Şimdi ne zaman ki Allah lafzı sadece Allah için kullanılıyor ve o Allah lafzının sadece Allah için kullanılmasına yani Allah'ın zatı için kullanılmasına münasebeten Rahman lafzı da sadece Allah'ın lafzına kullanılıyor. Yani buna münasiptir. Sadece ona has olması hususunda, o yüzden Rahman öne gelmiştir diyor. Tabi bu bir vecihli açıklama. Rahim ismi başkası için kullanılmaz. Yani yok, estağfurullah, daha doğrusu Rahim ismi başkası için kullanılır ama Rahman ismi başkası için kullanılmaz. Peki fein kulte, sen söylesen. Kad gerçekten etlaka şairu, şair kullanmış ala gayrihi teala. Bu Rahman kelimesini Allah subhanahu ve teala dışındaki için kullanmıştır. Fi kavli, şu sözünde. Burada şair, yalancı peygamber Müselleme'tül Kezzab'ı
medh etmek için bir şiir yazmıştır. Şiirinde diyor ki ve ente gayful vera, yani sen diyor alemlere rahmetsin diyor. Ente sen gaysu, gays burada yağmur manasındadır. Yani yağmurdan kasıt da yani sen bütün o alemlere, sen bu mahlukata rahmetsin. Sen mahlukata rahmetsin. La zilter rahmana, ve sen Rahman olmaya devam ettin. Sen Rahman olmaya devam ettin şeklinde şair kullanmış diyor. Peki sen böyle bir cevap versen? Tabi musannif burada şu vecihle cevap veriyor. Diyor ki, ha tabi bu soru yine devam ediyor. Yani fe in kulte, sen desen. Kad etleka şairu ala gayri teala. Şair Allah'tan başkası için kullanmış. Fi kavli şu sözünde. Ve ente gayful vera la zilter rahmana şeklinde kullanmış. Peki fe keyfe yesihu ennehu la yusafu bihi gayru teala. Peki madem ki şair her ne zamanki böyle kullandı. Fe keyfe yesihu, nasıl sayı olur? Ennehu o la yusafu bihi. Evet, onun ile vasıflanmaz. Bu Rahman isimle vasıflanmaz. Gayru teala, Allah'ın dışındaki vasıflanmaz şeklinde nasıl sayı olur o zaman? Kultu, ben de söylerim ki el muhtassu, bu Allah'a has olan dan kastımız el muarrafu billami, elif lamla marife olandır. Yani şiirdeki rahmana kelimesi elif lamla marife değildir. Elif lamla marife değil. Allah'a has olanı elif lamla marife olandır. Keme fi şerhil emali, evet emali şerhinde geldiği gibi. Tabi burada biz bir cevap daha verebiliriz. Bunu söyleyen şair, yani şair olan kimse Museyleme Tülkezzab'a iman etmiş biri. Yani İslam nezdinde kafir olan biri. Kafir biri memduhunu övme konusunda İslam'ın ölçütlerine elbette ki uymayabilir yani. Yani söylediğinde haddi aşabiliyor. Misalen Allah lafzı sadece ve sadece Allah subhanahu ve teala kullanılır. Fakat kafirin biri Allah lafzını başkası için kullanabiliyor. Yani bu da cevaplardan bir cevap olur. Yani bu şairin bu söylediği bizim için hüccet olmaz. Her ne zaman ki peygamber böyle deseydi, evet o zaman bu tür şerhlere gidebilirdik. Tabii bu da bir cevap olmuş oluyor. Diyor ki Allah'a has olan Rahman isminden kastımız elif lamla marife olan Er-Rahman sıfatıdır. Evet. Ev ya da. Şimdi Rahman kelimesi Rahim'den öne alınmıştır. Bu birinci veçhiydi. Yani Rahman'ın yalnızca Allah'a has olması, Allah'ın da yani Allah isminin de yalnızca Allah'a has olması münasebetiyle ilk başta bu iki isim yan yana gelmiş oldu. Şimdi ikinci vecih. Ev ya da li enner rahmane, Rahman ismi eblagu miner rahimi, Rahim isminden daha mübalağalıdır, daha fazladır. Yani Rahman ismi Rahim'den daha kapsamlı. Yerine çünkü ziyadetel binayi, binanın artışı tedullu ala ziyadetil mana, mananın artışına delalet eder. Yani o bir kelimedeki harf sayısının evet artışı, o binadaki artış mananın da ziyadesine delalet eder. Şimdi Rahman kelimesine baktığımızda, bakın ra harfi var, ha var, mim var, mimden sonra bir tane elif geliyor. Bunu telaffuzda söylüyoruz. Bazen yazılışta bir çizgi şeklinde yazılabiliyor. Bazen de normal yazılıyor. Bir tane de nun harfi var. Toplamda 5 harf etmiş oldu. Ra, ha, mim, elif ve nun. Rahim ise 4 harflidir. Yani daha fazladır. Yani daha doğrusu Rahman, Rahim'e göre daha fazla harf sayısına sahiptir. Rahim daha azdır. Yani 4 harflidir. İşte binanın artışı, mananın artışı da demektir. Bu yüzden Rahman kelimesi daha mübalağalıdır diyor. Mesela kema fi kata'a ve katta'a kelimesinde olduğu gibi. Kata'a kesti. Katta'a çokça kesti manasındadır. Ferraha babına giriyor. Çokluğa delalet ediyor. Bakın diyor ki fe innet teşdide, muhakkak ki şedde, tabi şeddeyi açtığımızda burada katta'da katta'a şeklinde 4 tane harf var. Diyor muhakkak ki şedde fi'sani ikincisinde, yani katta'da li tekfiri çokluk içindir. Yani gördüğümüz gibi burada mana harfin artışı mananın artışı olmuş olduğu. Şimdi sen burada şöyle bir soru sorsan. Diyor ki fe in kulte, şayet sen desen. La nusellimu, kabul etmeyiz. Enne ziyadetel binayi, binanın artışı. Tedullu ala ziyadetil mana, mananın artışıdır
şeklinde söylenen bu kaideyi biz kabul etmeyiz. Niye? لِيَنَّ حَذِرٌ Hazir kelimesi tabi hazir sıfatı müşebbeye kalıbıdır. Sakınan demek. Sakınan kişi. Hazir kelimesi bi hazfil elifi, elifin hasfiyle hazir kelimesi eblagu min hazirin. Yani elifin bulunduğu bu hazir kelimesindeki, bu da ismi faildir, daha mübalağalıdır. Hazirden, bu da sakınan demek. Daha mübalağalıdır. Mal elifi elifli olan hazir kelimesinden. Tabi ma ziyadetil harfi fi hazirin. Hazir kelimesinde harfin artışıyla beraber hazir şeklinde gelen bu üç harfli kelime hazirden daha mübalağalıdır. Peki niye? Lidelaleti, bu hazir kelimesi delalet ettiği için ale subuti ve devam. Subuta ve sürekliliğe, devamlılığa delalet ettiği için fakat bi hilafi hazir. İsmi fail şeklinde gelen hazir bunun hilafınadır. Şimdi bakın buraya dikkat edelim. Biz zaten sürekli söylüyoruz. Sıfat-ı müşebbe subuta ve sürekliliğe devam ediyorken ismi fail subuta ve sürekliliğe devam etmez. Yani iş yok, estağfurullah. Subuta ve sürekliliğe delalet etmez. Şimdi hazir kelimesi 3 harfli. Hazir olan ismi fail 4 harfli. Hazir kelimesi yani Allah'tan çokça sakınan, sürekli sakınan anlamına geliyorken hazir ismi faildir. Yani Allah'tan sakınan anlamındadır. Yani dikkat edersek hazir gibi mübalağalı değil. Şimdi musannif burada kendisine itiraz ediyor bizim adımıza. Diyor ki sen böyle söylesen, desen ki hazir, bak dikkat edin, hazir 4 harfli. Hazir 3 harfli. 3 harfli olan 4 harfli olandan daha çok mübalağa ifade etti. Daha fazlalık ifade etti. Sen böyle söylesen ucibe anhu. İşte bunun yerine cevap verilir. Bi enne tilkel kaidete. Bu kaide, bi enne tilkel kaidete, şöyle ki bu kaide meşrutatun, şart koşulmuştur. Bi kevnil binaini min aslin vahid. Yani o iki binanın bir asıldan olması şart koşulmuştur. Kema fir rahmanir rahimi. Rahman ve rahim kelimesinde olduğu gibi. Fe innehuma rahman ve rahim kelimesi min nev'in vahid. Bir nevden, bir çeşittendir. Şimdi diyor ki bizim bu dediğimiz, yani ziyadetul bina tedullu ala ziyadetil mana kaidesi, ikisi aynı olan binalar için geçerli. Mesela kata'a fiili, fiil-i madi kesti demek. Kata'a, bakın yine fiil-i madi. İkisi bina bakımından aynı. Aynı şey üzere bina edilmişler. Yani o da madi, o da madi. İkisi aynı madi kalıbındayken kata'a, kata'a'ya göre daha az mana ifade ediyor. Katta daha çok mana ifade ediyor. Yani daha mübalağalı bir mana ifade ediyor. Şimdi yine Rahman ve Rahim kelimesi. Her ikisi de sıfat-ı müşebbe. Her ikisi aynı cins. Rahman daha fazla harfe sahip. Rahim daha az harfe sahip. Rahman kalıbı Rahim'e göre daha fazla mana ifade ediyor. Lakin hazir ve hazir kelimesi farklı binadadır. Biri ismi faildir, diğeri sıfat-ı müşebbedir. Binanın değişimi bazen bir kelime başka bir binaya gelmekle daha fazlalığa, daha mübalağalığa delalet edebiliyor. O binaya, o kalıba geldiği içindir. Yani kalıp bunu sağlıyor. Fakat aynı kalıpta bulunan iki kelimeden birinin harfi diğerine göre daha fazla olduğunda burada bu kaideyi söyleyebiliriz. Tedullu, yani daha doğrusu ziyadetül bine tedullu ala ziyadetil mane kaidesini zikredebiliriz. İşte diyor ki musannif, bi enne tilke kaidete, bu kaide meşrutatun, şart koşulmuştur. Bi kevnil bine eyni. O iki binanın olması minaslin vahidin, bir asıldan olması lazım. Kema fir rahman ve rahimde olduğu gibi fe innehuma min nev'in vahid. Bunlar bir nev'dedir, bir çeşittedir. Fe la yeridul men'u. İşte bu yüzden engel olarak gelmez. Engel teşkil etmez. Binehvi hazirin ve hazir kelimeleri engel teşkil etmez. Çünkü bu kaidenin geçerli olabilmesi için bu şart var. Bunlarda bu şart mevcut değil. Fe innehuma. Muhakkak ki o ikisi, hazir ve hazir kelimeleri nev'ani, iki farklı çeşittir. İki farklı çeşittir. El evvelu, birincisi, yani hazir kelimesi sıfatı müşebbet. Sıfatı müşebbedir. Ve fani, ikincisi, hazir ise ismul fail. İsmi fail olmuş oluyor. Ve kad yucabu, bir de şöyle bir cevap da verilebilir. Bu birinci verdiğimiz cevap. Yani bu birinci cevaba göre diyoruz ki
Bu zikrettiğimiz ziyadetül binaya tedullü ala ziyadetül mâne kaidesinin geçerliliği için ikisinin aynı binada olması şarttır. Mesela misal ikisi de mâdi, ikisi de mudar, ikisi de ismi fail ya da ikisi de sıfatı müşebbel şeklinde ikisinin aynı binada olması lazım. Bu birinci verdiğimiz cevap. İkinci cevap da şu. Vakat yücev bazen şöyle bir cevap da verilebiliyor. Bi ennel kaidete, bu zikredilen kaide ekferiyetu. Yani genel geçer bir kaidedir. La kulliyetu kat'i kulli bir kaide değil yani. Genel geçer bir kaidedir. Misalen diyoruz ki insanda asıl olan doğduğu sırada sağlıklı doğmasıdır. Bakın bu asıldır. Yani genel geçer kaide bu. Ama bazen yani Allah subhanahu teala'dan bir imtihan olarak anne karnından doğan çocuk herhangi bir hastalıkla beraber de doğabiliyor. Yani zikrettiğimiz bu kaide kaidetun ekferiye. Yani çoğunlukla olan bir kaidedir. Külli kaide değil. Kat'i bir kaide değil. Fela işgale. Böyle söylediğinde zaten hiçbir işgal olmamış olur. Evet, bu konu burada bitiyor. Şimdi buradan sonra şu meseleye giriyor. Rahman Rahim üzerine takaddüm etti. Öncelik sağladı. Niye? Bir tane yani daha doğrusu bir sebep zikretti. Söyledi ki Rahman yani Allah lafzına daha münasiptir. Rahman'ın öne gelmesi, birinci olarak gelmesi, hemen Allah lafzının akabinde gelmesi Allah lafzına daha münasiptir. Çünkü Allah lafzı bir tek Allah kullanıldığı gibi Rahman, Er-Rahman şeklinde gelen eliflamlı Er-Rahman kalıbı da yalnızca Allah subhanahu ve teala kullanır. Bu birinci veçhiydi. İkinci veçhi Rahman kelimesinin rahime nispeten daha mübalağalı olduğunu zikretti. Bu yüzden öne geldi dedi. Şimdi buradan sonra bir veci daha zikrediyor. Ev ya da bir veci de şudur. Bu ev bu üstteki ev li enner rahmane eblagu miner rahimi kısmına gidiyor. Yani o rahatıftır. Ev ya da li enner rahmete çünkü rahmet o rahmet ki el medlule aleyha o rahmet üzerine delalet ediyor bi lafzir rahman. Yani rahman lafzının üzerine delalet ettiği rahman daha doğrusu rahman lafzının üzerine delalet ettiği rahmet fid dunya dünyada bil müminine daha doğrusu bil mümini vel kafiri hem mümine hem de kafiredir. Yani Allah'ın rahman şeklinde gelen sıfatı hem mümini hem de kafiri dünyada kapsamış oluyor. Yani daha kapsamlı dikkat edersin. Bakın tekrar söylüyorum. Ev ya da li enne rahmete çünkü rahmet. O rahmet ki el medlule aleyha onun üzerine delalet ediyor. Bi lafzir rahman. Rahman lafzının üzerine delalet ettiği o rahmet manası fid dünya dünyada bil mümini yani bil mümini hem mümin içindir hem Müslüman içindir bir de vel kafiri de kafir içindir. Bel bilakis hatta ve hatta bi cemiyen vaid devabbi bütün canlıların çeşitleri içindir. Burada devab kelimesi canlı diye de tutabiliriz, hayvan diye de tutabiliriz. Yani bilakis bütün hayvanlar içindir. Sadece Müslüman kafir şeklinde insanlara şamil gelmez. Hatta bilakis hayvanlara dahi şamil gelebilmektedir, kapsayabilmektedir. Ve duyuri kuşlara, vel haşerati, evet haşerelere. Yani bu daha böyle böcek tarzında olan hayvanlara. Bir de vel hevamil beriyeti vel bahriyeti. Deniz ve kara sürüngenlerine. Evet el hevam burada sürüngen anlamındadır. Beriye kara. Bahriye deniz. Yani deniz ve kara sürüngenlerine dahi şamil gelmektedir. Felizelike bu yüzden yukarı söylenir. Ya rahmanet dünya. Ey yani bu dünyanın rahmanı. Dünyanın rahmanı şeklinde söylenir. Bi hilafir rahim. Rahim lafzı bunun hilafınadır. Yani rahim lafzı dünyaya nispet edilerek getirilmez. Liyenner rahmete. Çünkü rahmet el medlule aleyhe bi lafzir rahim. Yani rahimin üzerine delalet ettiği rahmet manası fil ahireti bil mümin. Yalnızca ahirette müminler içindir. Bakın tekrar söylüyorum. Liyenner rahmete. Çünkü rahmet. O rahmet ki el medlule aleyha. O rahmet üzerine delalet ediyor bi lafzir rahim. Rahim lafzıyla rahmet üzerine delalet eden o mana fil ahireti bil mümin. Yalnızca ahirette müminler içindir. Feli zelike bundan dolayı yukarı söylenir. Ya rahimel ahireti. Ya rahimel ahireti şeklinde söylenir. Ve nimetü dünya. Dünyanın nimeti mukaddimetun ala nimetil ahireti. Ahiretin nimeti üzerine daha mukaddemdir, daha önceliklidir. Tabi hangi hususta?
fil vücudi hali hazırlık, yani mevcudiyet hali hazırlık açısından dünya nimeti daha önde zikredilir. Misalen ayet-i kerimede de müminlerin duası olarak gelen dualardan bir tanesinde de Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fi'd-dunya haseneten. Bakın ilk başta Rabbena, ey Rabbimiz bize dünyada iyilikler, güzellikler ver. Sonra vel ahiret diyoruz. Ondan sonra ahirette de iyilikler ve güzellikler ver şeklinde söylüyoruz. Rabbena atina fi'd-dunya haseneten ve fil ahireti hasene. Yani yine ilkin dünyayı, sonra ahireti zikrediyoruz. Yani bu hali hazırlık bakımından dünya nimeti daha önde olduğu için, yani hali hazır olduğu için ilk başta dünya zikrediliyor. Ondan sonra evet ahiret için gelen kelime zikredilmiş oluyor. Şimdi burada da evet irabını yapıyor. Diyor sümme bundan sonra. Er-Rahman kelimesi mecrur. Mecrurdur. Likevni sıfeten lil celaleti. Celaleye, yani ismi celaleye, Allah'a sıfat olduğu için mecrurdur. Yani zira sıfat evsufuna tabi. Allah ismi mecrurdur mudafireyhi diye. Rahman da sıfatdır, mecrurdur. Ev ya da bedelen minha, ya da ondan bedel de kılarsak yine mecrur olmuş olur. Yani o Allah'tan bedel ki Er-Rahman'dır. E şimdi Allah kelimesi mecrurdur, mudafun ileyhidir diye. Allah'tan bedel ettiğimiz kelime de elbette mecrur olur. Er-Rahim ise sıfetun ba'de sıfetin leha. O lafzu celale için gelen sıfattan sonraki sıfattır. Yani ikinci sıfattır. Şimdi tabi bu birinci terkip çeşidi. Ve yecuzu. Lakin caizdir en yekune merfu'in. Bu Rahman ve Rahim'in merfu olmaları da caiz. Yani dammeyle de okuyabiliriz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahimu şeklinde dammeyle de okuyabiliriz. Böyle olduğunda mahsuf bir mübdedaya haber olmuş olurlar. O da huvedir. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Huvarrahmanirrahimu şeklinde söyleyebiliriz. Veya ev mensubeyni, ya da bu Rahman ve Rahim mensup da okunabilir. Bakın Bismillahirrahmanirrahime diye fetha da okuyabiliriz. Alel medhi, medh babında tabi medh üzerine fetha da okuyabiliriz. Kema fi şerhin nikaye eserinde açıklandığı gibi. Tabi mensup okuduğumuzda da burada da mahsuf bir fiile mef'ulü bi olmuş oluyor. Yani o da a'nidir. Evet, ben kastediyorum anlamına gelir. Şu şekilde oluyor takdiri. Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın ismiyle. Yani ben kastediyorum. Er-Rahmanirrahim'e. Bakın mahsuf bir fiile mef'ulü bihi olmuş oluyor. Ve lemme istefide kısmına kadar dersimiz kafi olsun. Esselamu aleyküm. Hayırlı günler.